Nur Kandili Veli Gönenli Mehmet Efendi. Kitabımızın yazarı Mehmet Fatih Çıtlak hocamız anlatıyor. Gönenli Hoca Efendi bazı kaside, naat ve şiirleri vaazlarında okur ve o nutukların inceliklerine dikkat çekerdi. Yunus Emre'den, Ali Ulvi Kurucu'dan, Niyazi-i Mısri'den, Mehmet Akif'ten beyitler okurdu. Bazen serbest makamla da irşad ederdi. Sohbetlerinde en çok zikrettiği edebi metin Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerifi'ydi. Mevlid kandillerinde, mübarek gün ve gecelerde Mevlid-i Şerif'ten bazı yerleri okur, metinde geçen sözlere binaen sohbet açardı. Allah adın zikredelim evvela, ehli derdin sohbetine mahrem et gibi beyitleri çokça okur, bazen okurken ağlar ve tahassüsatını cemaate de aktarırdı. Hac mevsiminde Beytullah ve Medine-i Münevvere hakkında söylenmiş güzel sözleri atıfta bulunur, cemaatin mukaddes topraklara duyduğu özleme tercüman olurdu. Gönenli Mehmet Efendi hocamız, muhterem validemin kaleme almış olduğu Beytullah şiirini de pek sevmişti. Hatta bazı camilerde bu şiiri fotokopi yaptırarak dağıtmıştı. Teberrüken metnini arz ediyorum. Bir mahşerdir kopup gelen, beyazlar sarmış her beden, hatırlatır kabir kefen, üryanıdır Beytullah'ın. Kur'an ayet ayet parlar, affın müjdeleri çağlar, mümin döne döne ağlar, nalanıdır Beytullah'ın. Mest olur canlar bakarken, eller semaya kalkarken, hay sırrı ruha akarken, gufranıdır Beytullah'ın. Tavaf tavaf huşu başlar, secdeden kalkmıyor başlar, şifa bulur onmaz başlar, İhsanıdır Beytullah'ın. Gözyaşları nurdan seller, gönül bağı açar güller, aşılan deryalar çöller, hayranıdır Beytullah'ın. Her yerde Hakk'ın satveti, Resulullah muhabbeti, Halilül Rahman daveti, ilanıdır Beytullah'ın. Gönüller bir, haller başka, dualar bir, diller başka, inançlar bir, iller başka, mihmanıdır Beytullah'ın. Mülk Rabbindir, agah olun, sahibidir bunca kulun, kullar onun, Kâbe onun, sultanıdır Beytullah'ın. Hüccac bu neşeyle neyler, meleklerle tavaf eyler, mukaddes ne der ne söyler, kurbanıdır Beytullah'ın.